Safa Vakfı kıymetli bir Osmanlı eseri olan Kavak İskelesi Camii'ni yeniden ayağa kaldırıyor. Selimiye Kışlası, Marmara Üniversitesi, Haydarpaşa Limanı ve Sultan Abdülhamit Han Hastanesi'nin hemen ortasında sahile nazır eski Osmanlı eseri Kavak İskelesi Camii Külliyesi aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılıyor. Safa Vakfı çatısı altında bulunan Dini İlimler ve Değerler Araştırma Merkezi, kısa adıyla Didar Akademi, Kavak İskelesi Camii ve Müştemilatında lisans ve lisansüstü öğrencilerinin hadis, fıkıh, tefsir, tasavvuf gibi kadim İslami ilimleri aldığı bir merkez olacaktır. Kavak İskelesi Camii'nden sesleniyoruz. Camimizin 1660 yıllarında yapılmış olan bu eski Osmanlı eserini tekrar biz gün yüzüne çıkartıyoruz. Şu anda betonarme temelimizin üzerine yatay bloklu taşlarımız geldi. Tamamen yuva yapı şeklinde yapılacak olan bu camimizde kurşun ve kene sistemi uygulanıyor. Kurşun ve kene sisteminde taşlarımızın arasında şentikler açılıp çelikten yapılmış olan bu kenetlerimiz iki taşın bağlanmasını sağlıyor. Daha sonra kurşunla da iyice bu perçinlenmiş oluyor. Taşlarımızın arasına ankraj deliklerimiz deniliyor. Bu taşla betonarme temelin birleşmesi noktasında detaylarda mukavemetini artırması için yapılmış bu uygulama. Bu yüzüğü de Osmanlı eserini tekrardan gün yüzüne çıkartırken temelimizdeki şu anda dizi ve ilk katmanı bitti. Bundan sonra inşallah yukarıya doğru yükselecek. Sizlerin dualarını ve desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Değerli mimarımız Akif Bey ve değerli ustamız Yücel Bey ile beraberiz. Caminin son durumunu almak üzere kendilerine soruyoruz. Şu anda ne aşamadayız? Şu anda ilk Bodrum kat denilen tevhidhane olarak kullanılacak olan Bodrum katın imalatı bitti. Dış duvarlar ve iç duvarlarımız ve minarenin imalatı bir taraftan devam ediyor. Bundan sonraki süreçte camimizin asıl kullanılacak olan giriş katının imalatı başlanacak. Sayın ustam, siz burada nasıl çalışıyorsunuz? Ekip halinde çalışıyoruz. İstanbul'da uygun eskimiş restorasyon programlarında bulunuyoruz. Buraya ekip halinde geldik. İnşallah kazasız belasız camimizi bitirmekle yükümlüyüz. Bu cami taş sadece, beton, daha doğrusu çimento yok, demir yok. Nasıl yapıyoruz? Bu camimizde kesinlikle mimar sınavının uyguladığı tekniklere göre hareket ediyoruz. Camimizde demir, çimento elementleri yok. Tamamen doğal kesme taş, molos taşlarını kullanarak bütün taşları birbirine kene zıvana ile bağlayarak kurşunu eritilmiş kurşun dökerek birbirine bağlayarak montajlarımızı yapa yapa çıkmaya çalışıyoruz. Osmanlı ecdadımız nasıl yapmışsa biz bu tekniği uyguluyoruz.